Evet, bugün yepyeni bir sanatla tanışıyoruz. İsmi cooling. Söylemesi zor ama yapması çok kolay. Diğer adıyla kağıt kıvırma sanatı. Kağıtları kıvırarak yepyeni şekiller, yepyeni resimler ortaya çıkarabiliyoruz. Elimde gördüğünüz bir fon kartonu. Biz bunları hazır olarak kırtasiyelerden de alabiliriz. Ama eğer kırtasiyeye gitme şansımız yoksa evde kendimiz cetvel yardımıyla ölçerek kesebiliriz. Evet, ilk sizinle bir çiçek çalışacağız. Benim milim var ama mil olmadan da sadece elimizle de kıvırabiliriz. Ben hızlı olsun diye mil kullanmayı tercih ediyorum. Evet, milimizin ucuna geçirdik kağıdımızı. Sarıyoruz. Çıkardık. İstediğimiz büyüklüğe getirene kadar açıyoruz. Birleşme noktasını tutkalla yapıştırıyoruz. Ben göz formu vermek istiyorum buna. Her iki ucundan tutarak sıkıyoruz. Evet, şeklimiz bir göze benzedi. Aynı şekilde 5 tane yapıp bir çiçek ortaya çıkarmak istiyorum. Evet, buna da aynı formu veriyoruz. Evet, iki tane oldu. Sıra üçüncü de. Biz bu işlemi parmaklarımız yardımıyla da yapabiliriz. Genelde küçük çocuklar parmaklarıyla daha kolay yapıyor mil kullanmaktansa. Evet. Aynı şekilde buna da göz formu verdik. Hızlıca bir diğerini yapıyoruz. Evet. Burada büyütürken dikkat etmemiz gereken hepsinin eşit boyutta olması. Evet, buna da aynı formu veriyoruz. 4 ve sonuncuya geldik. Mil ve kağıtlar kırtasiyelerde cooling seti şeklinde satılıyor. İsterseniz temin edebilirsiniz. Dediğim gibi isterseniz evde kendiniz renkli kartonlardan kesip yapabilirsiniz. Evet, bu da sondu. Şimdi bütün parçaları bir araya getiriyoruz ve bir çiçek şekli ortaya çıkaracağız. Evet. Birleştirmek için her bir taraflarına ve son parçamız. Gördüğünüz gibi çok hoş bir çiçek oldu ama biz çiçeğimizin üstüne bir de göbek yapalım istiyoruz. Tomurcu için mavi rengi tercih ettik. Siz istediğiniz renkte, istediğiniz tarzda yapabilirsiniz. Tomurcuğumuzu sıkı bırakıyoruz. Yani ben öyle tercih ediyorum. Çok açmıyorum. Evet, gördüğünüz gibi alt yüzeyine tutkal sürüp çiçeğimin tam ortasına yerleştiriyorum. Evet, bu hepimizin bildiği abeslang. Çiçeğimi abeslangımın ucuna yerleştiriyorum. Üstüne bir de ismimi yazıyorum.
hem el emeği hem de kişiye özel bir ayraç oldu. İyi günlerde kullanmanız dileğiyle.